İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm ilçelere eşit yatırım yaptı. Yapmayı da sürdürüyor. İşte bahçeli evler. Aralarında bahçeli evlerin de bulunduğu 5 ilçeyi birbirine bağlayacak Ataköy Kiterli metro hattında çalışmalar sürüyor. Zaten onu bekliyoruz dört gözle. İSKİ ilçedeki yatırımlarına devam ederken bahçeli evlerde görüntü kirliliğine neden olan atıl durumdaki Ünverdi Köprüsü kaldırıldı. Yerine ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi yapılarak alan yeniden hizmete açıldı. Bence gerçekten iyi oldu. Açıldı her tarafı. Yani bir hikat garibesi ortadan kaldırıldı. Uzun zamandır metruk duran alanları İstanbul'a kazandırmak etkileyici. Bunun en güzel örneği bahçeli evlerde yaşandı. Binalar ve dükkanlar kamulaştırılarak nefes alacak bir alana dönüştürüldü. Kızım Allah razı olsun yapandan yaptırandan. Burası yürünecek gibi değildi, gayet güzel olmuş. Bugüne kadar 100 binden fazla kişiyi iş sahibi yapan bölgesel istihdam ofislerinden biri de bahçeli evlerde hizmet veriyor. Biz doğru işe doğru insan kaynağı geliştirerek İstanbul'daki bu büyük istihdam sorununa çare olmak çabası içerisindeyiz. Başvurularımdan sadece 2 hafta sonra işe başladım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Zafer ve Koca Sinan mahallelerinde açmış olduğu 2 kreş anneleri sevindirdi. İşe gidiyoruz. Hani bakacak kimsemiz olmuyor çocuklarımıza. Vallahi çok memnun olduk aslında. Hani böyle bir şeye çok ihtiyacımız vardı. İstanbul'un dört bir yanında halkımızı dinleyerek onların ihtiyaçlarını önceleyerek işleri yapıyoruz. İşte o ihtiyaçlardan biri de çocuklara eğitim, kadınlara meslek olanağı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Zafer Mahallesi'nde açmış olduğu mahalle evi işte bu iki konuya odaklı. Burası çocuğum ve benim için çok iyi. Burası bizim için çok güzel bir yer oldu. Çocuklar için eğlenceli geçiyor. Enstitü İstanbul İSMEK Bahçeli Evler Eğitim Merkezi'nde grafik ve teknik tasarım, bilişim teknolojileri, mutfak sanatları, muhasebe ve finansman alanlarında İstanbullulara eğitim hizmeti vermek amacıyla 4 uzmanlık okulu açtı.